Şimdi dışarıdan gelen misafirlerimiz Kahke'yi tam bilmiyorlar. Neden bilmiyorlar? Kahke'nin Gaziantep'imizin diğer coğrafi işaretli gibi tanıtımı yeterince yapılmadığı için ve aslında çok göze bir baklava gibi, bir katmer gibi göze çok hitap etmediği için aslında bilmiyorlar. Ama yiyen insan, gelen dışarıdan gelen misafirler ikram ettiğimizde ilk önce böyle bir normal kurabiyeymiş gibi alıyor. Tuzlu pastaymış gibi falan. Ama yedikten sonra o zeytinyağını ve ağızdaki o dalganlığını hissettikten sonra ya diyorlar biz böyle bir şey yememişiz bu zamana kadar. Hani biz evet Antep'i biliyorduk, geliyorduk, gidiyorduk fakat bu kahke bambaşka bir olaymış deyip bize bu şekilde geri dönüş sağlıyorlar. Tabii ki de bu bizi mutlu ediyor. Böyle güzel lezzetlerin tanınması, yayılması bizim Gaziantep'imiz adına çok güzel bir şey. Günümüz şartlarında yani bir usta yetiştirmek çok zor. Yani yetişmiyor diyebiliriz. O kadar ki durdu. Yani şu an söyleyebileceğim tek şey yeni yetişecek olanlara. Yani illa lise mezunu, üniversite mezunu veyahut da yüksek lisans olmasına gerek yok. Ben bu işe başladığımda ilkokula giderken işe başladım. Ve şu an devam ediyorum. Okumuyorum da. Okulu bıraktım hiçbir zaman pişman değilim. Eğer bir insan bileğine altın bilezik takmak istiyorsa bu sadece bu sektör için demiyorum. Bütün yaptığınız işlerde getirisi oluyorsa bu size bir altın bileziktir. Her zaman için yaptığınız işte iyisini yapın, öğrenmek için yapın. Yani oraya vakit geçirmek için değil de burada kendi kendime ne katabilirim diye devam etsin. Kahkemizi yerken özellikle de çayın yanında ilk andaki ısırıktan itibaren o ağızdaki dalganlığını, o ağızda bıraktığı rehasını tattıktan sonra gerçekten inanıyorum ki bir yiyen bundan sonra da yemeye, özellikle çayın yanında yemeye özen gösterecektir. Hep isteyecektir bunu. Ya bir kahke olsa da çayın yanında iyi olurdu ya gibisine bunu isteyeceğini düşünüyorum. Kurabiyeyi mesela pişirdiğiniz zaman dağılma ihtimali çok yüksek. Seçtiğiniz irmiğin çapı çok önemli. Un miktarı, irmikle un miktarı ne kadar olacak bu çok önemli. Ne kadar yoğuracaksınız? Öyle güzel bir yoğurmanız gerekiyor. Elinizde hamura dönüşüyor. Hangi şekil verirseniz verilecek hale dönüşüyor. İçerisindeki yağ çok önemli. Yağı hangi yağdan kullanacaksınız? Yağın oranı ne? Bunların hepsini karıştırdığınızda kurabiyen hamur oluşuyor. Tek tek onu kurabiye şeklini alacak şekilde çeviriyorsunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.